Tabii ben de iyi. Evet. Fotoğraf karşıma geçersin. Çekiyorum efendim, buradayız. Erkan Bey, ben de iyiyim. Buraya bakalım lütfen. Evet, son olarak buraya da bakabiliriz. Hep bendeyiz, bendeyiz diyorsunuz. Bir kere eve çağırmadınız. Teşekkürler. Helal, pardon. Erkan Bey, kanalda... Evet, kayıt yapıyoruz. Tamam, hazır mıyız? Kanka. Erkan Bey, hoş geldiniz diyelim öncelikle. Kanal B'nin gecesi artık. Önce geceyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Merhabalar, herkese iyi akşamlar dilerim. Seyircilerimize de iyi akşamlar, sağlık, sıhhat dilerim. İşte yeni sezon başlıyor, çok heyecanlıyız. Hepimiz heyecanlıyız, bütün kanallar heyecanlı, biz de heyecanlıyız. İnşallah güzel işler yapılacak, seyircilerimiz güzel işler izleyecek. Biz güzel bir iş yaptık galiba, öyle inanıyorum ben. Gördüğüm, bildiğim kadarıyla çok farklı bir senaryoyla, çok farklı bir diziyle karşınıza çıkacağız hepinizin, bütün seyircilerimizin. Dilerim her şey çok güzel olur. Ben değişik bir rol oynuyorum. Biraz zor benim. Yani bütün roller zor ama hani bu biraz daha biraz bir zor. Daha bir ince çalışılması gereken bir rol oynuyorum ben. Dilerim iyi olacak, her şey güzel olacak ama gerçekten de seyircilerimizin zevk alacağı, keyif alacağı ve karakterlerin dönüşümünün olduğu bir dizi izleyecekler dilerim. Uzun soluklu olur, bol başarılı olur, hayırlı başarılar olur inşallah. Şöyle bir şey oldu, fragman yayınlandı, böyle izleyici bir meraklandı. Şimdi siz de farklı bir karakter dediniz, değişik bir karakter dediniz. Siz de şimdi bir merak uyandırdınız. Nasıl bir karakter tam olarak, nasıl hazırlanıyorsunuz? Ya şöyle, doğumda işte bir sorun yaşamış. Kadir adında birini oynuyorum, kızı olan, işte bir kız kardeşinin yanında yaşayan babası ve kızıyla beraber. Ama o doğumdaki rahatsızlık sebebiyle işte aklı biraz daha küçük yaşlarda kalmış ama içi melek gibi, kötülük düşünemeyen, yani hiçbir şekilde aklından kötülük geçiremeyen bir adam. Çok zor yani, hiç aklından kötülük geçmiyor mu? Çok zor yani, o yüzden. Ama ben oynarken çok keyif aldım, çok eğlendim, çok zevk aldım. Bilmiyorum, inşallah bana çok şeyler katar bu rol çünkü bizim mesleğimizde şey yok, hani ben yaptım, ben oldu diye bir şey yok. O yüzden yani belki de son nefesini verirken keşke şurayı şöyle oynasaydım diyebilirim. Dilerim seyircilerimize zevk alır. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Türkiye'nin kanalında Türkiye'nin dizisi olacak. İnşallah, inşallah öyle olur. Dilerim öyle olur. Hayırlısı olsun diyelim o zaman. Çok sağ olun, saygılar, selamlar herkese. İyi akşamlar dilerim. Teşekkür ederim. Evet, kaç yapıyorsun? Evet. Merhaba. Nasılsınız? Çok efendim, teşekkür ediyorum siz. Hoş bulduk. Kapalı mı? Çok. Benimki mi? Yanlış mı açtık? Ben şu sesimi kısayım da. Bağır. Seninki açık değil mi? Benimki açık. Tamam. Tamam, açık. Çok güzel bir gece. Hoş geldiniz diyelim efendim. Hepimiz hoş geldik. Hepimizin gecesi. Neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyum. Kanal B'de olmak zaten çok güzel bir duygu. Böyle lansman gecelerinde kutlamalar yapabiliyor olmak çok mutluluk verici bir duygu. Senelerdir zaten birlikteyiz. Umuyorum her sabah birlikte olmaya devam ederiz Kanal B çatısı altında. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gece olsun. Yeni sezon da başladı. Başladı. Bir aydan fazla oldu başlayalım. Her sabah devam ediyor yayınlarımız. Neler oluyor hayatta diyoruz izleyicilerimize. Takip ediyorlar, seviyorlar, sağ olsunlar, takdir ediyorlar bizleri. Biz de bu durumdan çok memnunuz, gurur duyuyoruz. Her sabah onların kahvaltı çok sofralarına konuk olmak. Teşekkürler. Muhteşem bir ikili gibi. Çok sağ olun. Hakan'la evet öyle bir değişik uyumumuz var artık. Aile gibiyiz zaten. Bakışlarla birbirimizin ne demek istediğini anlıyoruz. Sanıyorum bu da seyirciye çok güzel yansıyor. O yüzden biz mutluyuz. Biz mutlu olunca seyirci mutlu oluyor. Her gün güzel haber verebilmek umuduyla başlıyoruz zaten. O şekilde de devam ediyoruz. Hamileliği soralım. Artık son zamanı geldi. Bir yandan da program devam ediyor. Peki aynen. Nasıl olacak? Ya 7. ayı girdim. Elimden geldiğince hatta şey diyorum. Herhalde buradan doğuma gideceğim diyorum. O kadar devam etmeyi tabii ki inşallah nasip olursa istiyorum. Yani 9. aya kadar yayındayım. Kısa bir ara vermek gibi bir planım var. Sonrasında hemen geri döneceğim. Ne ben özlemek istiyorum ne de özletmek istiyorum. Zaten çok beraber çalışmaktan keyif duyduğum bir ekiple bir arada olduğumuz için sağ olsunlar çok güzel destekliyorlar. O yüzden beraberce büyüteceğiz. Hep beraber büyüteceğiz. Bir yandan da böyle stüdyoda olacak herhalde. Birazcık evet. Büyümeye başlayınca sizinle birlikte. Aynen, hatta aramızda dalga geçiyoruz. Doğurursun Nur Tuğba, sen bize verirsin biz devam ederiz yolumuza diyorlar. Onun gibi olacak herhalde. Akıcıya gerek yok. Evet evet, ekip kalabalık zaten.
zaten. Yani yarım saat, hepsi birer saat tutuyorlar zaten tamam olacak. Büyüyünce televizyoncu olmasını ister misiniz peki? Güzel soru. Ne isterim, neyle mutlu olacaklarsa. Ben işimde çok mutluyum. İşiyle mutlu olacak bir meslek seçmesi lazım. O meslekte televizyonculuksa neden olmasın? Severek gittiği sürece hiçbir sıkıntısı yok. Ama yavaş yavaş sanki daha büyük oğlum 6 yaşında böyle merak duyuyor. Geleyim anne falan diyor ama bakalım bilmiyorum. Göreceğiz. Daha çok var o yolları görmemize. Hayırlısı olsun diyelim o zaman. Çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Görüşürüz. Buradayız efendim. Poz alıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet.